Medya ellerinde olduğu için kamuoyu istedikleri gibi oynatıyorlar, yönlendiriyorlar. Bunu şöyle bakın, en azından bunu sizden istihram ediyor. İmam-ı Şafii radıyallahu anh bir sözü var. Diyor ki, düşmanlarınızın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürecektir. Şimdi bu noktadan zaten baktığın zaman, şöyle dünya medyası, bu bir oktur. Nereye hücum ediyorsa, o sana yakındır. Dost değilse bile. Zahir ne kadar farklı oldu? Düşmanınızın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürecektir. Dünya medyası bir oktur. Nereye hücum ediyorsa, o size yakındır. Ama zahirde böyle değil. Göreceksin. Türkiye'nin güneyini Suriye, doğusunu İran'la, batısını Yunanistan ve Bulgaristan, Romanya ile çevirmiş. Bir kuzeyde Ermenistan'la yapacaktı. Muvaffak olamadı. Sonra küreselciler yapıyor bunu. Zendeka Komitesi. Kuzeyi de olmayınca Ermenistan'la, Kazakistan'la yapmaya çalıştı. O da olmadı. Ukrayna ile yaparak, Rusya ile Ukrayna savaşının derdi değildir. Bunu bahane yaparak Türkiye'nin üçünü çevirmiş zaten. Karadeniz'e gemilerini getirerek Ukrayna bahanesi yaparak hem maden hem petrol çıkaramamakla beraber orada tamamen yerleşecek ve Türkiye'yi kıskaca alıp dört yerden saldırmayı ve Rusya ile Türkiye işbirliğini ve yardımını kesmek planlarıydı. Oraya gemilerini sokarak, çünkü bir devlet, ben kendimle barışık o kadar değilim. Barışık olduğum taraflarım var, nefis ruh. Olmayan var, devlet de öyledir. Çatıştığımız taraflar var, düşman olduğumuz taraflar var. Rusya ile çatıştığımız taraflar var, menfaat birliğimiz de var. Rusya'ya da taraftar olmayacaksın. Ama bu konuda Türkiye ile beraber. Çünkü ikisinden bir tanesi yok olursa yok olacaklar. Asya Birliği'nde, Asya şurasında Rusya ve maalesef şaşıracaksınız Çin de var. Türkiye Cumhuriyetler de var. Okuyorum. Küreselcilerin ordusu Firavun ordusudur, NATO'dur. Küreselcilerin Firavun ordusu NATO'dur. Sağlık Teşkilatı de Dünya Sağlık Örgütü'dür. Bankaları Dünya Bankası'dır. Siyaseti Birleşmiş Milletler'dir. Siyasete taraftar olmayan zahir aldatır zalimlerden olursun. NATO'nun olduğuna delil Firavun'un ordusu 1989'da NATO'nun sözcüsüne söylettiler. Bizim düşmanımız İslam'dır dediler. 1989'da NATO'nun hedefi İslam'dır. Firavun'un ordusu. Bir insanla anlaşabildiğin taraf ve anlaşamadığın taraflar olduğu gibi devletler de böyledir. Bir yerde çatışırsın, başka yerde beraber olmak zorundasın. Firavun ordusu olduğu için nehirde boğulacaklar. Firavun Musa'nın arkasından gittiği için ama İslam ordusu geçecek güneyde. Onlar orada boğulacak ve Şam'ın fethi var. Şam'ın fethi hatta hadislerde söylenmiş hangi gün olacağını. Sonra Mescid-i Aksa fethedilecek. Sonra şaşıracaksınız. Kabe fethedilecek. İngilizlerin elinden alınacak Kabe. Ya İngilizlerin elinde mi? Ne bileyim. Anlarsan anlarsın. Globalistlerin, küreselcilerin, Zendeka Komitesi'nin ve Masonların, İslam düşmanlarının en büyük düşmanı İslam nesi? Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'e düşmandırlar. Ehl-i Sünnet'in lokomotifi Türkiye'dir. Hangi mezhep olursa olsun, Ehl-i Sünnet'in dışında, yani mezhep derken Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli değil yani, Şia, Vehhabi. Onlar zaten işi bitmiş. Kendileri ya. Ehl-i Sünnet'tir hedefleri. Ehl-i Sünnet'in de çekirdeği, lokomotifi Türkiye olduğu için Türkiye'yi zayıflatmak, ondan sonra saldıracaklardı. Küreselciler uluiyet dava ediyor. Biz ilahız, dünya bizimdir. Geldikleri zaman Türkiye'ye tanklarının ucuna bu bizdendi, bu onlardandı diye ayırt edemeyecek. Hepsini birden atacak. Hepsini ezecek. Hepsini bombalayacak. Küreselciler bu bizden idiler. Bunlar da Müslüman tarafındandı. Bunlar bizden, bunlar bizden değil. Demeyecekler. Diyemezler zaten. Olmaz da.
Delili var mı bunlardan? Her taraf dolu. Irak öyle değil miydi? Libya öyle değil mi? Olmadı. Libya öyle olmadı mı? Irak öyle olmadı mı? Kendileri çağırmadı mı halkı? Irak'taki adam, halk silah yaptı mı? Savaşmadı. Orada bir tarikat vardı. Tarikat vardı Irak'ta. Ondan sonra Irak ordusunun generali çoğunlukla ona mensuptu. Onlar vasıtasıyla silahı bırakın dedi. Hiç kimse savaşmadı. Oranın ya aynı kanunu Pakistan'da da yaptılar. Türkiye'de de yaptılar. Dini bir kisveyle. Peki cazip olması için kurdukları teşkilat nasıl olacak? Hangi tipten olacak? Mesela sen kalpazan olsan, sahte para yapsan hangi parayı, 10 liranın sahtesini yapardın, 200 liranın. En kaliteli cemaat neyse sahtesini onun içine koyarlar. Ehli, dedim ya, onlar için tehlike İslam'dır, İslam için ehli sünnettir. Ehli sünnetin ruhunu inşa eden kim ise, nurcuların içine koyacaksın. Hedefi de onu göstereceksin. Çünkü kalpazanlık onu iktiza eder. En pahalı, en yüksek paranın sahtesini yapacaksın. Onların içine koyacaksın. Şu hattı nazarında geneleceksin. Ya. Oyun acayip ama Allah'ı düşünmüyorlar, kaderi düşünmüyorlar. Kaderin hükmü de var. Ya Ukrayna'ya bak, böyle planlıyorlardı. Yardım namı altında işgal edecek, ne maden çıkartabileceksin, ne petrol, ne gaz, ne de ondan sonra oradaki yardımı da kesecek ve NATO namı altında Firavun ordusu sana saldıracak. Ama kader müsaade etmiyor. Peki niçin etmiyor? Türkiye'de ne var? Çünkü mücedidlik var. Koca Çin'i ve Rusya'yı, yarı Avrupa'yı işgal eden komünistlik diyor. Üstad söylüyor bir mana. Siz zaten bilen insanlarsınız. Ben bir mana kafamda kaldığı kadar naklediyorum. Çin'i, Rusya'yı komple, yarı Avrupa'yı işgal eden dinsizlik, komünistlik bu Türkiye'ye girememesinin sebebi gençlik reperi olduğunu söylüyor. Çünkü küfrün belini kırmış. Haşir Risalesini mecliste milletin bakanı kaldırıyor. Bu var oldukça diyor, bu milleti biz dinsiz yapamayız diyor Türkiye'de. O dönemde. Haşir Risalesi. Bunlar tarihi bir şey. Benim şey söylediğim değil. Tarihi bir... Tarih bakar çünkü görürsünüz yani. Dersin sonucunu şöyle alacaksın. Onların düşmanı İslam'dır. İslam'ın lokomotifi çekirdeği Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet'in de lokomotifi de Türkiye'dir. Hedef Türkiye. Suriye'ye geldikleri zaman Türkiye oldu zaten belli. Onunla alakası yok. Baksana mültecileri kurşuna dizeyen, botlarla giderken botlarını delip de boğan o Avrupa değil mi? Şimdi Ukrayna kapıyı açan o değil mi? E sen şimdi ona taraftarsın. Otobüs gönderiyorlar abi şu an. Ukrayna sınırına Almanya otobüs gönderiyor. E şimdi sen ona taraftarsın. 800 tane otobüs gönderiyor Almanya. Peki botu delip çocukları, boğulan çocuklar bizim sahile atılmadı mı? E sen şimdi niye taraftarsın? Niye? Bana hiç mi bilmiyorsan kafam çalışmıyor de bırak. Buna mı tarafta olacaksın? Buna da olmayacaksın bu despot. Ay ya. Ama menfaat icabı burada, hedef Türkiye. E şimdi oraya gitmeseydi küreselciler Ukrayna'dan bize de saldıracaktı. Oraya yerleşecekti. Ama ayı da Allah hizmet ettiriyor. Kuduz'u Kuduz'a musallat etti. Eğer Rusya oraya girmeseydi Ukrayna ile artık çevrilmiştin zaten. Ukrayna bahanesiyle gemileri sokacaktı, orada yapacaktı. Ama kendisine şaşırttı. Bunu yapacak ahmak olması lazım. Bir devletler muharebesi bitti diyoruz da. Terk-i mevki ediyor. Artık bir devlet bir maşa kullanmadan savaş yapmıyor. Amerika, YPG ve şunlar bunları kurarak yapıyor. Artık devletler muharebesi bitti. Tabakayı beşere devredildi. Artık örgüt kuruyorsun, onu yapıyorsun. Ama bu nasıl bu oyuna geldi? Onu da kaderin cilvesinden başka olamaz. Niye? Türkiye'yi korumak adına Cenab-ı Hak bunu şey yaptı. Kaderin cilvesi. Eğer olmasaydı bak Ukrayna'ya gidiyoruz diye Karadeniz işgal edilecek, ne maden ne petrol çıkaramadığın gibi o tamamen dört tarafın çevrildi. Hazreti Musa aleyhisselam Türkiye'de. Olabilir mi? Ha, Türkiye yani simgesel diyor. Hazreti Musa yani Kur'an'da Musa ile Firavun nefis de ruh dedi ya gene. Yani Firavun ve Musa gibi. Ama bir tabi kanunun ucunu anladı o. Suriye'de zaten rivayet var.
nehirde boğulacaklar diyor. Katılanların 19 öldürülecek diyor. Musa geçtiği zaman nehirden, onlar nehirden geçerken nehirde boğulacaklar diyor. Ve bu ümidi kestikleri zaman Ukrayna kaçınılmazdır. Güney, sıra güneye geldi. Hepsini kaybettiler.